NATO bu testle Rusya'yı ve diğer yabancı güçleri caydırmaya çalışıyor. Savaş uçakları eğitimde. Bu şekilde NATO kendisine karşı nükleer silah kullanılması durumunda neler yapabileceğini test ediyor. Bu yılki Amerikan seçimlerinde aday olan Donald Trump'ın sözleri üyeler arasında endişeye yol açtı. Trump yeniden başkan seçilirse mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyelerini Rusya'ya karşı korumayacağını söyledi. Dünyadaki birçok ülke nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda hemfikir ve aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa'daki birçok ülke nükleer bir tehdide karşı Amerika'ya güveniyor. Amerika'nın 5000'den fazla nükleer silahı bulunuyor. Tam rakamlar gizlense de uzmanlar 100 kadarının Avrupa'daki NATO topraklarında olduğu görüşünde. Belçika, Hollanda, Almanya, Türkiye ve İtalya'da, NATO üyesi Fransa ile İngiltere'nin ise kendi nükleer silahları bulunuyor. Fransa geçmişte kıta olarak daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurgulamıştı. L'OTAN, on n'est pas sûr que l'OTAN sera toujours là. L'autonomie, c'est avoir son destin entre les mains et de pas dépendre des autres. On ne peut pas dépendre des élections américaines tous les 4 ans. Ancak ortada alternatif bir güvenlik garantisi için somut bir öneri bulunmuyor. Avrupa genelinde bir nükleer caydırıcılık sağlayabilmek, bir dizi müzakere, yeni anlaşmalar ve altyapı değişikliği demek. Her ne kadar Avrupa Parlamentosu'nun bazı Alman vekilleri bu yönde çağrılar yapsa da Alman hükümeti konuya sıcak bakmıyor. Weil wir erstens den amerikanischen Schutzschirm halten und haben und wir sollten ihn nicht von uns aus leichtfertig aufgeben oder in Frage stellen, dafür gibt es keinen Anlass. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes. Das ist eine Eskalation in der Diskussion, die wir nicht brauchen. Rusya'ya komşu olan NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerse diğer üye ülkelere nükleer haricindeki asker ve mühimmat gibi savunma yöntemlerini artırma çağrısı yapıyor. Bu çağrıyı yapanlardan biri Rusya tarafından yakın zamanda arananlar listesine alınan Estonya Başbakanı. I think what the presidential candidate in America says is also something to maybe wake up some of the allies who haven't done that much. Trump'ın açıklamalarının etkisi halen devam ederken ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ikinci yılını bitirirken Avrupa'ya yönelik askeri tehditler tartışılmaya devam ediliyor. Almanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Breuer, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehdidi sebebiyle ordusunun 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Peki Alman ordusu bu olası tehditlere hazır mı? Almanya Başbakanı Scholz bu hafta yeni bir mühimmat fabrikasının açılışını yaptı. Bu, ülkenin askeri gücünü artırmak için yaptığı en son hamle. Nur so erreichen wir unser Ziel, die Bundeswehr wieder zu einer der leistungsfähigsten konventionellen Streitkräfte in Europa zu machen. Und das ist dringend erforderlich, denn so hart diese Realität auch ist, wir leben nicht in Friedenszeiten. Savunma sanayindeki üretim kapasitesi artırılıyor. Amaç hem Ukrayna'ya mühimmat sağlamak hem de Almanya'nın eksik envanterini tamamlamak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Scholz'un ifade ettiği dönüm noktası sonrasında hükümet orduyu günümüzün jeopolitik gerçekliğine uygun hale getirmeyi hedefliyor. Der Krieg ist zurück in Europa. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich mit der neuen Bedrohungslage auseinandersetzen. Für die Bundeswehr genauso wie für unsere Gesellschaft bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden. Orduyu savaşa hazır hale getirmek demek, 10 yıllardır var olan savunma bütçesinde tasarruf yapma politikasından vazgeçmek demek. Hükümet uzun yıllar sonra ilk kez 2022'de 100 milyar euroluk özel bir askeri fon konusunda anlaştı. To be totally frank, I think the 100 billion are just a starting point. The 100 billions are being used for equipment which was direly needed and which wasn't procured over the last 10 years. So therefore we are actually mostly seeing filling up the gaps rather than procuring new weapon systems or capabilities. Almanya NATO'nun ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini savunma için harcama talebine bu yıl erişeceği açıklamasını yaptı. Ancak bu miktarın yeterli olmadığı kanısı hakim. Sebebi de Alman ordusunun sadece mühimmat bakımından eksiklik yaşaması değil, ordunun insan gücü de sorunlu. Alman ordusunun halihazırda 183 bin askeri bulunuyor. Hedef bu sayıyı 203 bine çıkartmak. Ancak silahlı kuvvetler yeni çalışan bulmakta zorlanıyor. Kimisi zorunlu askerliğin yeniden getirilmesini savunuyor.
Almanya'nın savunma sektörünü yenilemeyi hedeflediği aşikar. Ancak uzun dönemli ve gerçekçi bir planı olduğuna dair endişeler var. Alman ordusunu ve Avrupa'yı tek başına savaşa hazır hale getirmek zorlu bir süreç olacak gibi duruyor.